durumlar. Aynı kod dosyamızdan devam ediyoruz. Bunları silelim. Tweener çalıştırılırken kullanabileceğimiz bazı durumlar var. Bu durumlarda çeşitli kodları çağırıp peş peşe işlemler yapabiliyoruz. Mesela ben bu varilin sıfır noktasına gelmesini, varil sıfır noktasına geldiği zaman tabelanın scale'ını iki katına çıkarmasını istiyorum. Bunu yapmak için kodumuza geliyoruz. Mesela ben space'e bastığım zaman barrel nokta do move vektör 3.0 1f bir saniyede sıfır noktasına gel diyorum. Bunun sona bir nokta koyup on complete yazdığımda bu şu anlama geliyor. Tamamlandığında, bu tweet bittiğinde şunu yap demek anlamına geliyor. Bir parantez açıyorum ve bunun içine ne yapmasını istediğimi yazacağım. Şimdi bunun içerisine bir parantez daha açıp eşittir, büyüktür işareti koyuyorum ve süslü parantez açıyorum. Bu şu an bulunduğum noktada bir metot çağırmak anlamına geliyor aslında. Yani benim bu parantez içerisine değişken olarak bir metot tanımladığımı düşünün. Bu da şu demek oluyor. Varili bir saniye içinde sıfır noktasına getir. Bu tamamlandığında da şuradaki kodları çalıştır. Buradaki kodlarımız ne bizim? Sign nokta do scale new vektör 3 2 2 2 virgül 1f. Bir saniyede scale'ını 2'ye çıkar diyorum. Burada en son olarak da bir tane noktalı virgülle kodumu tamamlamış oluyorum. Yani aslında baktığınız zaman burada bizim onComplete diye bir fonksiyonumuz var. Hatta bunu şöyle tek satır halinde de yazabiliriz. Çünkü bu aslında tek satırlık bir kod. Şöyle ayırdığımız zaman takip etmesi daha kolay oluyor. Bunu böyle kaydediyorum. Unity'ye geliyorum. Başlatıyorum. Space'e basıyorum. Ve gördüğünüz gibi önce varilim sıfır noktasına geldi. Daha sonra tabelamız scale'i 2'ye çıktı. OnComplete bu şekilde kullanılıyor. Tween tamamlandığı zaman bunu yap, şunu yap şeklinde tanımlayabiliyoruz. Bunu siliyorum. Start'a gelip tekerleğimin sonsuza kadar z ekseninde döneceği tween'i yazıyorum. Yani tire nokta do rotate new vektör 3 0 0 eksi 180 virgül 1f nokta set loops eksi 1 loop type incremental. Bunu bir önceki videoda görmüştük. Ben bunu kaydedip oyunu çalıştırdığımda tekerleğim sonsuza kadar dönecek. Benim istediğim şey bu fonksiyonu ben istediğim bir noktada iptal edebileyim ve iptal ettiğim zaman bir fonksiyon çalışsın. Mesela yine tabelamızın scale'ı iki katına çıksın istiyorum atıyorum. Nokta on kill öldürüldüğünde yani bu tweet iptal edildiğinde gerçekleştirilecek olan durumdur. Aynı onComplete'de olduğu gibi buraya metodumu açıyorum ve bunun içerisine şuradan kopyalıyorum. Tabelanın scale'ını iki katına çıkart diyorum. Bu tweet herhangi bir noktada killenmiş olmayacak, kapatılmış olmayacak çünkü sonsuza kadar devam eden bir loop içerisinde. Ama ben bunu istersem daha sonra kendim elle killeyebilirim. Bunu nasıl yapacağım? Burada space'e bastığımda killenmesini istiyorum. Bunun için şunu yapacağız arkadaşlar. Buraya gelip mesela tweet, sign tweet diye tweet değişkeni açabiliyorum. Yani ben burada aslında bütün tweenlerimi bir değişken içinde tutabiliyorum. Buraya gelip sign tween eşittir diyorum ve böylece bu tween bizim sign tween'imiz oldu. Ve ben space tuşuna bastığım zaman sign tween nokta kill diyerek bu tween'in killenmesini istiyorum. Böyle kaydediyorum. Başlattığım zaman bakın sonsuza kadar dönüyor. Space'e bastığım an duruyor. Çünkü tween iptal ediliyor ve tabelamız do scale tween'ini gerçekleştirmiş oluyor. Şimdi bunu iptal ediyorum ve mesela şöyle diyorum. Ben space'e bastığımda bu tween devam ediyorsa dursun, duruyorsa devam etsin. Bunu şu şekilde yapıyoruz. Mesela space'e bastım, içine geliyorum. If sign tween nokta playing ise is playing, yani bu tween şu anda oynatılıyorsa sign tween nokta pause. Else yani tween oynamıyorsa da sign tween nokta play diyorum ve buraya geliyorum. Mesela artık on kill değil de on pause yapabilirim. Yani pause durumunda tabelanın scale'ini buraya çıkar diyorum. Hatta süresini de kısaltalım takip etmek kolay olsun. 0.2 saniye ve ben bunu devam ettirebiliyorum arkadaşlar. Yani on pause tanımladım ve bu şekilde bırakmak zorunda değilim. Geliyorum buraya nokta on play diyorum. Play edildiği noktada da aynı şekilde fonksiyonumu açıyorum. Mesela burada da tekrardan tabelamın scale'ini 1'e düşürsün istiyorum. Noktalı virgülle bitirdim. Hatta kodu takip etmek kolay olsun isterseniz şu şekilde bırakabilirsiniz. Kaydediyorum. Artık ben space tuşuna bastığımda tween'im oynamaya devam ediyorsa duracak. Eğer durmuşsa oynayacak ve her seferinde tabela ona göre farklı bir davranış sergileyecek. Başlatıyorum. Space'e basıyorum. Gördüğünüz gibi durdu ve tabelam büyüdü. Tekrar space'e basıyorum. Devam ediyor. Bak kaldığı yerden devam ediyor aynen. Ve tabelam küçülüyor. Durduruyorum. Devam ettiriyorum. Durduruyorum. Devam ettiriyorum. Tekrar koduma geliyorum. Şunu da silebilirim. Bunları da siliyorum. Hatta loop'u da siliyorum ve sadece tekerleğimin bir kez rotate tween'i gerçekleştirmesini istiyorum. On update diye bir durumumuz daha var. Bunun yaptıysa bu tweet bitene kadar geçen her bir update'te yani her bir karede içine yazdığım kodu gerçekleştirmesi. Bunu şu şekilde yapabiliriz mesela int update count 0 diyelim. İçine debug.log update artı update count yazdıralım. Sonra da update count'umuzu bir arttıralım. Bunu kaydediyorum. Böylece bir saniye boyunca gerçekleşen her bir update'te update count'umuz bir arttırılarak ekrana yazdırılacak. Hemen deniyorum. Burada tabii ki konsola gelmem gerekiyor. Oyunu başlatıyorum.
Bakın gördüğünüz gibi bir tur attı ve bu bir turu atana kadar 116 kez update edilmiş oldu ve hepsini bana debug olarak verdi. 10 update bu şekilde. Burayı siliyorum. Son olarak geçen derste değinmem gereken ama değinmeyi unuttuğum bir şeyden bahsedeceğim. O da set delay. Bu da bir davranış aslında ve gecikmeyi sağlıyor arkadaşlar. Yani bu TV'nin ne kadar geç başlayacağını belirleyebiliyoruz. Mesela 3F dediğimde oyun başladığında 3 saniye bekleyecek ve 3 saniye sonrasında Rotate TV'ni çağırmış olacak. O da 1 saniye içinde 180 derece dönüş yapmış olacak. Kaydedip deniyoruz. Başlatıyorum. Bakın bekliyor. Evet, bir kez döndü ve bitti. Dude Bin'deki Twin durumlarını incelemiş olduk.